HaberTürk'ten merhabalar. Ben Helin Genç. Bir dönemin ünlü türkücüsü Mustafa Uğur şimdilerde neler yapıyor konuşacağız. Habertürk.com magazin etiyor. Aytekin Teker ile kendisi her hafta o şimdi nerede köşesini hazırlıyor. Ve bir döneme damgasını vurmuş isimlerin şimdilerde neler yaptığını araştırıyor. Hoş geldin Aytekin. Hoş bulduk Yeniciğim. Şimdi 1995'te Ölmem Mi isimli bir türkü söyledi Mustafa Uğur. Ya, bir... Ve herkes o, o dönem tanıdı onu. Hı -hı. Ama... Başlangıcı da biraz e, ilginç bir hikaye sahip. Bu yani, şarkıya Türkiye başlama hikayesi. Hı hı. Biraz oradan başlarsak nasıl olmuş bu iş? Aslında e, Mustafa müzik sürübünün çocuk yaşlarına dayanıyor. Hı hı. E, henüz 10 yaşındayken Gaziantep'te bir Türk halk müziği e, ses yarışmasına katılıyor. E, orada e, Güneydoğu Anadolu bölgesinin e, birini seçiliyor hı hı. E, Mustafa e, o zamanlarda Küçük Emrah, Küçük Ceylan gibi müzikte bir müzik furyası var. Evet. Müzikte daha doğrusu çocuk furyası var. Müzikte müzik furyası var diyorum. E, tam albüm çıkarmışken, Evliyim Bekar Mısır'da isimli bir albüm çıkarıyor Mustafa Uğur e, onlu yaşlarda. O sırada babası vefat ediyor. <laughs> babası vefat ettiği için de memlekete e, dönmek zorunda kalıyor. Gaziantep'e memlekete dönünce e, Mustafa Uğur futbola merak sarıyor. Sonra e, Gaziantep Spor'un seçmelerine katılıyor. Oradan altyapıdan itibaren Gaziantep Spor'da futbol oynamaya başlıyor. Ama müzik tutuksu her zaman içinde Mustafa Uğur'un. Ee, 16 yaşında e, bugün Süper Lig dediğimiz ligde oynuyor. İşte Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe karşı e, top koşturuyor. Hatta o dönem e, milli takımı da Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim'e dikkatini çekip Ümit Milli Takım'a çağrılıyor. Bulgaristan'a karşı da e, top koşturuyor. Ancak dediğim gibi Mustafur e, hep müzik tutkusu içinde, futbol oynarken bir tarafında da hep aklında bir tarafında hep müzik var, e, sahne hayatı var. Sonra e, Denizli Spor'u transfer oluyor. Denizli Spor'dan sonra bir Kahramanmaraş Spor'u transfer oluyor Gaziantep Gaziantep'ten sonra. E, bir gün e, artık müziğin kendisini daha da çok çağırdığını bir gecede karar ve futbolu bırakıyor. Müzik tutkusu yani. Bunun kapanına geliyor sonra bir arkadaşıyla. E, evden çıkıp ben diyor bir şekilde diyor e, müzeye devam edeceğim. E, o yüzden un kapanı direkt geliyor. Ama un kapanında e, kolay olmuyor. E, hmm. İşte sürekli kapı kapı plakçı geziyor. Tabii. o dönem öyle bir dönem evet. çünkü. Evet. Ondan sonra artık e, bir şekilde e, bütün ümidini bağlıyor müziğe. Bir tane otel odasında kalıyor. E, o zamanlar kendi anlatt anlattığına göre. E, bir sokakta, bir oda Yeşilçam sokakta bir otele gittim diyor. Ee, orada da diyor işte 201 numaralı odayı verdiler bana O otelin diyor. de bir hikayesi var. O otelin hikayesi de şöyle, o da daha önceden e, Ferdi Tayfur'la şey kalmış, İbrahim Tatlıses kalmış. Ona da soruyorlar ne yapacaksın burada kalacaksın bir ay boyunca falan. Uzun süre kaldı, kaldığım için soruyorlar ne iş yaptım, ne, ne uğraştım. Ben demiş yani şarkıcı olacağım, ünlü olacağım. Ondan sonra tamam demiş sana 201 numaralı olay veririm. Burada daha önce Ferdi Tayfur'a <laughs> İbrahim Tatlıses kaldı. Sen de meşhur olursun. Ünlü gel şey, uğurlu, gelir, uğurlu diye. gelir diye. Sonra tabii o süreç zarfında bir ton diyor kulüpten arıyorlar diyor. Futbolcu hayatım devam ediyor. Anneme de söyleyemedim diyor. Yani e, kardeşlerime ben bakıyorum diyor maddi mani babamız yok sonuçta diyor. Ben futbol olan el ailemi geçindiriyorum diyor. Kardeşlerime destek oluyorum diyor. Artık son 2-3 gün diyor otelde Konaklama paramı verdim diyor. 2-3 gün sonra otelden ayrılacağım. Artık hani olmadı gibi düşünmeye başlamışken ee, orada diyor bir bankta pilav yerken kapanı girişindeki bir bankta Azer Bülbül'ü gördüm diyor. Sonra gittim diyor. Direkt eline yapıştım diyor. Abi böyle böyle bir durumum var. Bana yardımcı olur musun diyor. Neyse sonra sağ olsun ee, o destek oldu diyor bana. Halbuki hiç bir tanışıklığımız yok diyor. <laughs> Onun desteğiyle diyor, bana pek çok insanla tanıştırdı, benim dedi. E, pek çok müzisyen diyor, arkamda olunca bir şekilde diyor, bir albüm çıkardım diyor, 95 yılında diyor. O da diyor, direkt ölmeyen bir türküsüyle çıkış yaptım diyor. Tabii, türkü büyük ses getirdi. E, o zaman e, Televoli, hani, <laughs> futbol magazin programları evet. çok revaçlı oldu bir dönem. Ee, sürekli diyor televizyondayım diyor televizyonda da herkes diyor o zamanlar şimdiki video internet yok diyor herkes diyor televizyon izliyor diyor çok büyük orada yani te, bir gün televizyon çıkmak, büyük bir, çıkmak şey. büyük bir olaydı diyor ee, bir de o dönem diyor bir alt katında diyor otelde diyor, alt katında diyor işte e, İbrahim Tatlıses'in Müslüm Gürses'in şarkılarını yazan Tahir Peker kalıyordu altında o da benim için bir şansı diyor o da biraz onun da desteğini aldım diyor arkama Hı -hı. diyor yol gösterdi diyor. Sonra klip müzikten ilk albüm çık ilk albümü çıkıyor e, 95 yılında. Ya yani büyük sükse yapıyor şarkı türküsüyle. O zamanlarda işte 1,5 milyon falan albümü sattı söylendi ama diyor sonra biz hani yaklaşık 3 milyon e, albümü albüm satmayı ifade bir etti. Yani mad maddi olarak diyor çok büyük bir geri dönüşü oldu bana hı hı. diyor. E, Mustafa. Ama sonra e, yavaş yavaş biraz sektörden uzaklaştı, gene single evet. çıkardı ama o türkü, yani o dönemdeki o türkü furyası <laughs> biraz da azaldı e, müzik dünyasında. Nasıl bir dönem arabesk furyası varsa, aynı onun gibi. E, sonra o dönemde şunu da sözlerine ekliyor, e, televizyonlarda işte Türkiye'nin e, Julie Iglesias olarak anons edildiğini söylüyor. E, Julio Iglesias da bir futbolcuyken Real Madrid'in e, hatta İspanya Milli Takımı'nın kalecisiyken, Real Madrid'in kalecisiyken bir kaza geçiriyor. O da müzik hayatına başlıyor. Hı hı. Sonra e, 13 hafta diyor televizyonlardan böyle anons, anons edildim diyor. Eee yani a, yani fut, fut, futboldan geçiş sağalarak, yani profesyonel olarak futbol oynarken profesyonel olarak müziğe geçiş Müzeci. yapan da tek kişi olduğunu ifade ediyor kendisini Türkiye'de. Mustafa. E tabi zamanla işte dediğim gibi birazcık sektörden uzaklaştı. Şimdi ne yapıyor? E, Almanya, İstanbul arasında bir e, hayat var Mustafa. Hı -hı. Ailesi Almanya'da yaşıyor. E, yani Almanya'da e, da sahne alıyor bu arada. Orada Hı -hı. çok gurbetçimiz var. Evet. Ondan sonra biliyorsunuz. E, burada da sahne hayatını sürdürüyor. Üç çocuk babası aynı zamanda. E, buradaki müzikal çalışmalarını sürdürürken aynı zamanda bir single hazırlığında olduğunu ifade etti. Yakın zamanda bunu hayranların ve müzikseverlerin karşısına sunacağını da sözlerine ekledi. Hı hı. E, aslında sahne hayatı devam ediyor. Eskiz kadar göz önünde olmasa, olmasa da, da müzik da tutkusunu sürdürüyor. sürdürüyor. Peki merak ettim. Futbolu bıraktığı için pişman mı? Çünkü aslında baktığın zaman parlak bir futbol geçmişine de sahip. Ya aslında parlak olmasında ümit olsa... eden yani sonuçta bir milli takıma evet, seçilmiş. Evet, işte hani yani parlak hı. 16 yaşındaki bir genç için hı. belki gelebileceği en e, tap noktalardan birisi hı. baktığın zaman. Devam etmek ister istermiş mi? Pişmanlığı var mı Hiç bununla ilgili? Hiç pişmanlığı olmadığını Söyledi. E çünkü ben de futbol oynarken de hep aklımda diyor müzik değil diyor. Yani e, sürekli sahne hayatının içinde olmak istiyordum diyor. E, pek çok kişi de zaten beni futbolcumdan ziyade e, müzisyen kimliğimle, kimliğimle tanıyor diyor. Yani hı hı. Müzik belki futbol hayatım daha kısa sürse de, Ümit Milli Takım'da e, görev almış olsam da e, insanlar beni böyle tanıyor ve böyle bu tanıdığı için mutluyum diyor. Çünkü müzik Yapmak daha çok... Yapmak istediği şey müzik evet, yani müzikti. futboldan ziyade. Evet müzikte. O yüzden ziyade. futbolu bıraktığı için hiçbir pişman olmadığını ifade etti. Peki. Bekliyoruz o zaman biz de single'ını. <laughs> Çok teşekkür, teşekkür ederim katkıların için. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki görüşmek üzere. Hoşçakalın.